Selam, Yasemin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün enerjimi bu kadar yükseltecek bir yerdeyim. En sevdiğim yerlerden birindeyim. Başlıktan da anladığınız üzere Ikea'dayım. 2022'nin son Ikea turuna tekrardan hoş geldiniz. Heyecanlıyım, mutluyum. Bayağıdır Ikea'ya gelmemiştim. Güncel fiyatları merak ediyorum. Yeni gelen ürünleri merak ediyorum. Yılbaşı konsepti olması beni ekstradan heyecanlandırıyor. Kırmızılar, beyazlar, yeşiller. Özellikle yılbaşı döneminde Ikea'nın bu halini çok seviyorum. İtalya bayrağı gibi oldu. Neyse, hiç zaman kaybetmeden haydi Ikea turumuz başlasın. Ikea'nın en sevdiğim zamanı. En son geldiğimden bu yana Ikea'nın dekorasyonu bayağı değişmiş. Yılbaşı masaları. Bugün bol bol yılbaşı için masalar göreceğiz. Kapı süsleri 150 lira. Güzel ve bayağı çeşitlendirilebilir. Hatta masa süslemek için de kullanılabilir bence. Bu konsol yeni gelmiş sanırım, ilk kez görüyorum. 2500 fiyatı. Çerçeveler. Eğlenceli fotoğraflar ve güzel bir duvar oluşturulmuş. Şöyle bir koltuk var. Rengi çok tatlı. 14.600 liraymış fiyatı. Kıvık. Yapar çiçeklerin kalitesi bayağı güzel. Şuraya kocaman bir poster asılmış. Bu çerçeve kaça kaçmış? Yeni gelmiş sanırım. 60'a 90 beyaz çerçeve. 350 lira. Burada da yeni doğan bebekli bir ailenin odası hazırlanmış. İlginçtir ki şurada yapmak istediklerini anlayamadım tam olarak. Böyle yatak ortada kalmış, arkasına dolap bölümünü koymuşlar. Farklı bir tasarım olmuş. Ama olmuş yani. Ah, çok tatlı. Anı kalması için böyle bir şey yapılabilir. Çok tatlı. Duygucuğum, ben bu vazanın içine ne koyacağım diyordum. Al sana. Orkide koymuşlar ve çok da güzel olmuş. Şu duvar apliği de bayağı güzel görünüyor. 740 liraymış fiyatı. Ikea'da bayağı değişiklik yapılmış. Bu alanlar hep yeniden organize edilmiş. Bu ne kadar güzel bir sabahlık. Buradaki askıya değil de sabahlığa odaklanmış olmam, çok beğendim. Bakar mısınız? Renkleri, kumaşı falan çok güzel. Burada böyle yine 5 tonlarında bir dolap var. Güzel bir dolap. Şöyle farklı bir alan oluşturmuşlar. Yatağa dayamak için buraya böyle suntadan, kalın bir suntadan ama başlık yapmışlar. Onun arka tarafına da böyle askılık koyarak alanı değerlendirmişler. Farklı olmuş. Ay şunun güzelliği. Burada bir genç odası vardı. Hatta genç kız odası vardı, hatırlıyorum. Buraya da böyle yine genç odası tadında bir dekorasyon yapılmış. Bu da Ikea'ya geldiği için çok heyecanlı olan ben. Burası da yenilenmiş bir başka bölüm. Bu köşeye yemek masası konumlandırılmış. Arka tarafında da böyle bir kitaplık.
aksesuarlarla zenginleştirilmiş. Mesela bu görüntüyü ben beğenmedim. Çok fazla geldi bana. Burada kitaplık var, burada farklı depolama alanları var. İkeye yeni tabaklar gelmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Bakın orada gösterdiğim kapı süsünü burada sofrada kullanmış IKEA. Yemek alanından salona geçiş yapılıyor. Burada IKEA'nın bir televizyon altına koydukları TV ünitesi var. Yeni ünitenin takımını böyle yerleştirmişler. Altı boş koltuk var. Bir daha koltuk alırsam böyle tercih etmeyi düşünüyorum. Hem robot kolaylıkla temizleyebilsin. Buraya bir aydınlatma eklenmiş. Tabii bu alanlar çerçeveler, aksesuarlarla süslenmiş. Burada yine böyle bir uzanma koltuğu var diyorum ya, bu alan fazla karışık geldi bana yani. Burada yine koltuk. Burada da açık mutfak var. İnsanları rahatsız etmemek adına geçiyorum burayı. Mesela burada tüm odanın fiyatı 11 bin liraymış. Ufak detayları bile böyle değerlendirmeleri hoşuma gidiyor. Sanırım burası değişmemiş. Ya da koltuklar değişmiş olabilir mi? Şimdi hatırlayamadım tam olarak. Bu bizim mevcut evimizde olan masa. Ben de üstüne aydınlatma bakıyorum ama henüz çok içime sinen bir şey olmadı. Burada iki tane ikili koltuğu yan yana kullanmışlar. Şu kısım çok hoş. Aydınlatmalar. 37 metrekarelik bir ev var. Bu da değiştirilmiş. Buraya IKEA'nın en uygun fiyatlı koltuğu yerleştirilmiş. Bu üst tarafa bir dolap sistemi konumlandırılmış ıvır zıvırı toplamak için. Burada bir yemek masası var bankayla birlikte. Şu kaktüsler bayağı güzel görünüyor. Yapay ama gerçeğe yakın bir yapay. Yine aynı şekilde buraya altında boşluk kalacak şekilde bir dolap yerleştirilmiş. Üstüne aydınlatmalar kullanılmış. Burada yatak odasına geçiş yapılıyor. Yatağın baş kısmında bir ayna var. Küçük alanlar olabildiğince değerlendirilmiş. Ben tam tersi dolaşmışım bu arada, giriş burada. Girişten hemen sağ tarafa döndüğünüzde banyo, tuvalet, lavabo hepsi bir arada sizi karşılıyor. Yani görüyorsunuz, IKEA es geçmiyor. Her alanda yeşillikleri, aksesuarları, çerçeveleri kullanıyor. Ve bence güzel de oluyor. Biz de bir outfit check yapalım hazır ayna bulmuşken. Üstüme bir hırka aldım ama hava o kadar sıcak ki anlatamam. Bunu da önceden Trendyol'dan almıştım 1-2 yıl önce. Böyle altıma da o yeni Zara'dan aldığım satenimsi pantolona giydim. Belli ben bunu bayağı kullanacağım yani. Bu benim taytları emekli edeceğe benziyor. Neyse, bu alandan da mutfak bölümüne geçiş yapıyoruz. Yine burada bir kahve bölümü var. Bardaklar, baharatlar vesaire vesaire. Saklama alanları. Evcil hayvanlar da düşünülmüş tabii ki. Onların yemek kapları hepsi bir arada ve herkesin hayali. Lavabonun karşısında bulunan pencere. Üst tarafta böyle yeşilliklerle güzelleştirilmiş. Burası eski videolarımdan hatırladığım kadarıyla değişmemiş geçtiğimiz Temmuz'dan beri. Yine aynı şekilde dekorasyonunu koruyor. O yüzden çok detaylı gezmeyeceğim burayı. Burası da yenilenmeyen ama ufak detaylar eklenen bir bölüm. Ay, bu evler çok tatlıymış. Mumlar, yılbaşı konseptli. Evde bir şenlik havası. Şu alanda bulunan
IKEA'nın aksesuar olarak koyduğu kitaplara bakmak istedim. Bakar mısınız? Sevgili Sehergül, Cansu, Yaren, Berna, Ennur. Ernur da olabilir. Instagram'dan takip et demiş. Neyse, çok Instagram'ını falan paylaşmayayım diyeceğim ama sanırım adres de yok. Evet. Merhaba IKEA. Biz İlyas Gülşah çifti. Dünyanın en iyi çifti sizi tercih ediyor. Hadi yine iyisiniz. İnşallah baby alışverişlerine de size geliriz. Bekleyiniz. Umarım Gülşah ve İlyas mutluluklarınız daim olsun. Şöyle buraların artık böyle fazla fazla geldiği, gözlerimin yorulduğu, retinamın yırtıldığı bölümler geçiyorum. Burası böyle IKEA'nın dekorasyonunu yaptığı değil de ne bulduysa attığı bir bölüm olmuş adeta. Ben çok fazla katlanamıyorum bu kadar karışıklığa. Sanki böyle dağınıkmış da toplanmamış gibi bir havası var yani. Hoş, şurada bir dağınıklıklar da mevcut tabii de. Şöyle bir koltuk takımı var. Bunu beğeniyorum. Güzel, konforlu bir koltuğa benziyor ama fazla yayılırsın sanki bunun üstünde. Öyle bir şey var yani. Koltuğun öyle bir eni var. Daha çok oturmak için değil de yayılmak içinmiş gibi. Bu koltuğun fiyatı 30 bin lira olmuş. Vatana milleti hayırlı olsun. Şu halıyı çok beğendim. Salona şöyle bir koltuk almak istiyorum aslında, böyle kitap okumak için. Çok hoş. Ayrı ayrı satılıyormuş. Koltuk, tekli koltuk 4700, pufu da 1100 lira. 4800-5800 liraya geliyor. Mutlu yıllar. Yeni bir koltuk gelmiş IKEA'ya. Detaylarını bir çekelim. Fiyatı 16200 liraymış. Bu yeni tarz, daha böyle dayanma kısmı alçak olan koltuklardan. Koltukta bel kısmı baya böyle boşlukta kalıyor. Çok benlik bir koltuk değil açıkçası. Benim için görüntüden ziyade rahatlık daha ön planda. O koltuğun kadife kaplama olanı da var. Şu bizim koltuğumuz. Farklı rengi mi? Yok, aynı rengi. Işık biraz daha sarı olduğu için farklı görünüyor. Bizimki bunun L olanı. Vim'le. Böyle üçlüsü de çok güzelmiş ama. Koltuğumuzu çok seviyorum. Eski küçük evimize daha uygundu. Ama bu evde de idare ediyor yani. Bu farklı bir rengi. 16.300 lira olmuş. Bizim aldığımız bu. Bizde olan. Memnunuz yani. Bir süre daha kullanırız. Bir süre daha değil, eskiyene kadar. Ömrü ne kadarsa kullanmaya devam. Hani bir dahakine şöyle bir şey tercih edebilirim mesela. Alt kısmı boş. Bayağı rahata da benziyor. L koltuk seviyorum ben. 23.000'miş bu ürünün fiyatı da. Bugün IKEA bayağı kalabalık. Çok rahatsızlık vermeden çekimlerime devam etmeyi planlıyorum. Burası değişmemiş bir alan. O kısımları hızlı geçiyorum. Her evin içinde insan var. Evet, yeni gelenler de rattan ama biraz daha koyu renkli bir rattan koltuk var. İsmi de Holmistan'mış, el yapımıymış. Rattan koltuklar da bunlar, daha önce gördüğümüz ürünlerdi. Çok tatlış bir tekli koltuk gelmiş. Tam benim rengim. 3000 lira. Şuradaki tekli koltuklara bir bakalım. Yine bu da beğendiğim bir tekli koltuk. 4000 lira. Bu kumaştaki ürünleri çok beğeniyorum. Biraz üründe vintage havası var. Yandan da şöyle duruyor. Bu da farklı bir rengi. Bu daha da pahalı hatta. 4000-4300 lira. Ay çok tatlılar ya formları. Bir de orta sehpalara bakalım. Ben evdeki orta sehpamı çok aramıştım. Hiçbiri içime sinmemişti. Daha sonra Yargıcı Home'dan bulmuştum. Ama en sonki ziyaretimde Yargıcı Home'un fiyatları dudaklarımı uçuklattı. O yüzden alternatifleri aramaya devam. Bunlar zaten hep olan ürünler. Şeye bakalım, IKEA'nın en ucuz orta sehpasının fiyatı ne olmuş? Bir ona bakalım. Şöyle fiyatları da göstererek geçmeye çalışıyorum.
Şöyle ikili cam bir orta sehpa var. 1900 lira. Şu. En uygun fiyatı orta sehpası benim öğrenci evimde. Öğrenci evimde, yetişkin evimde de bundan vardı. 450 lira olmuş ve bence gayet güzel. İsmini Lek. Evet, Lek orta sehpası. Şu böyle içine oyuncak doldurulmuş. Açıkta kalan şeyleri hiç sevmiyorum. Hem toz oluyormuş gibi geliyor bana, hem de görsel olarak beni çok tatmin etmiyor. Şu orta sehpanın alanı nasıl doldurulmuş. Harika. Hem çok romantik hem de güzel görünüyor. Özellikle bu yüzük ve çiçek olan kısmı beğendim. TV sehpasında da yine bu Lek'in ürünü var. 800 lira bu ürün. Ama bunun altında kablolar falan göründüğü için açıkçası bunu çok tercih etmezdim ben olsam. Benim evimde televizyonum olmadığı için böyle bir ürüne zaten ihtiyacımız yok da. Eğer televizyonum olsaydı daha böyle kabloları görünmeyeceği bir ürün tercih ederdim. Ya da direkt belki duvara asılmasını tercih edebilirdim. Böyle farklı televizyon üniteleri de gelmiş kireye. Fiyatlar 4000, 5000, 1000, 1500, 2000. Her bütçeye uygun ürün mevcut. Hemnes'in kitaplıkları var. Aynı zamanda vitrin olarak kullanılan ürünleri var. Renkleri çok can alıcı ama kombinlemesi zor bana göre. Burada beyaz bir vitrin var. Full cam olarak. Çok tehlikeli. Temizlemesi de zor bunun. Güzel olan her şeyin bir bedeli var. Şöyle bili vitrin. Lacivert renk. 3350 lira. Bunun rengi de çok güzelmiş. Farklı. 33 metrekarelik yenilenmiş bir evi gezelim bakalım. Ama bu sefer girişinden gezelim. 33 metrekarelik evimizin girişi burası. Evden girdiğimizde bu tarafta yemek odası var direkt sağ tarafta. Ve buradan ilerlediğimizde balkona çıkış yapıyorsunuz. Balkon ve yemek masasının arasında mutfak var. Küçük ama çok güzel renkler kullanılmış bir mutfak. Bu kulpların altın detayı olması çok hoş. Ama çok kullanılan kulplar olunca bunların rengi gider mi acaba bilemedim. Ama çok da sağlıklı durmuyor. Burada bir lavabomuz var. Amerikan mutfak tarzında. Burada ikili bir kanepe var. Yeşillikler, aksesuarlar, dekoratif ürünler devam ediyor. Burada bir orta sehpa kullanılmış. Bence bu eve orta sehpaya gerek yoktu. Ha, belki yemek için falan kullanılabilir. Burada da bir televizyon konumlandırılmış. Yine burada teknik olduğum üstüne fotoğraflarla güzel bir ana alanı oluşturulmuş. Burada da bir yatak bölümü var. Dolaplar ve tabii ki de çamaşır odası alanı. Bugün IKEA çok kalabalık. O yüzden her yerden insan fışkırabilir. Biraz daha kontrollü davranmaya çalışıyorum. Kalbimi bıraktığım bir alan. Ben bu ahşap rengini çok sevmem ama buna bayıldım. Bayıldım. Yukarıdaki aydınlatmalar farklı bir materyali var. Uygun fiyatlı bir ürüne benziyor. 629'muş. Çok da uygun fiyatlı sayılmaz ama piyasadaki diğer ürünlere göre egale edilebilir bir fiyatı var. Masalar, sandalyeler ve yemek alanı diyebileceğim bir bölüm. Şuradaki duvar daha önce sanki turuncuydu. Değiştirilmiş olabilir diye düşünüyorum. Şöyle ikili set olarak
yelpaze diyebilirim. Ben buna benzer şeyleri Filipinler'den almıştım. 200 lira. Fiyatları çok iyi. Yargıcıda gördüm. Orada 400-500 liraydı. O yüzden böyle dekoratif ürünleri, rattanlarla kombine edilecek ürünleri beğeniyorsanız bakabilirsiniz. Fiyatı iyi. Çok güzel bir ev. Çok güzel bir mutfak. Ya kim istemez ki böyle bir mutfağı olsun. Rengarenk. Yeşiller. İnsanın içini ısıtıyor gerçekten. Burada da yine değişmemiş bir yemek alanı. Tabii ki konsept biraz daha yılbaşına uyarlanmış. Burada mutfağı. Bakar mısınız? Davlumbazın üstünde konumlandırılan aksesuarlar çok hoş. Burada da ufak bir mutfak var. Bira ve midyesiz. Düşünülememiş bir mutfak. IKEA yaşayan alanlar yaratmayı seviyor. Şu yıldız çok hoşuma gitti. 129 liraymış fiyatı. Bu altındakinin fiyatı farklı mı? 190 anladım. Bu bir aydınlatma. Biz bu yıldızı alıyoruz. Bunlar böyle bir kombinasyon gerçekleştirmişler. Bu bölümde de organizerler var. Tabak, çatal, bıçaklar için. Birçok ebat mevcut. Şu neymiş? Ha, bu da galiba şeydi değil mi? Tabakları düzgün bir şekilde koyabilmek için çekmeceleri. Bakın şurada nasıl kullanıldığına örnek göstermiş. Burada da böyle yine ebeveynin ve çocuğun birlikte kalabileceği bir oda dizayn edilmiş. Aşağıda çerçevelere zaten detaylı olarak bakarız. 25'e 25. Şöyle bir çerçevenin fiyatı 120 lira. Bunu böyle hem çerçeve olarak hem de içine bir şeyler koyup dekoratif olarak kullanmak mümkün. Burada da yine nişli bir yatak odası var. Ayak uçlarına kutular konulmuş ama tabii ki de dağınık bir görüntü bence. Yine burada bir yatak odası, yatakların olduğu bölümdeyiz. Gardıropların olduğu. Rattan ve beyazın böyle buluştuğu bol aksesuarlı bir bölüm. Bu yatağın fiyatı mesela 7600 lira olmuş. Yeni bir aydınlatma gelmiş diye düşünüyorum. Çünkü daha önce bu ürünü görmemiştim. Burası böyle ufak tefek değişiklikler olan ama benim uzun zamandır gördüğüm sabit bir alan. Tabii muhtemelen bu koca alanı yenilemek bayağı uzun sürüyordur. O aynadan burada da gördüm. 280 liraymış fiyatı. Yatak başlığı bu ürünlerle renklendirilmiş. Şunun tekli fiyatı mı 240 lira anlayamadım. Aşağıdan bakarız. Burası da yine o sabit kalmış diye belirttiğim alanlardan biri. Burası da benim için fazla karma karışık bir alan. Burayı da geçiyoruz. Yavaştan acıkmaya başladım. Bayağı gezdik bence. Ben yoruldum yani. Ya sizi yerim. Bizim evde olan şifonyer Malm'ın bu altı çekmeceli şifonyeri. Biz buna matkapla kulp için delikler açıp zevkimize göre kulp taktık. Bayağı ürünü değiştirdi bence. Böyle yine Malm'ın farklı boyutlarda ürünleri var. Renklerde, boyutlarda. Burada yeni gelmiş çok güzel bir koltuk var. İkili değil, 1,5 kişilik diye geçiyor. 10.500 lira ama bayağı böyle özel bir parçaya benziyor. Burada giyinme odasının orta kısmına konulmuş. Bu aksesuarın fiyatı ne kadarmış? 149 lira. Şöyle bir dolap. Çok güzel bir renkte. 7240 lira. Kulpları çok beğendim ben özellikle. 2 adeti 99 liraymış.
Bizim evde olan dolabımız bu. Hatta taşındığımızda tavana biraz dar geldi. IKEA'dan tanıdıklarımızı aradık, yardımcı oldular. Bu alt kısmından kesip duvara sıfırladılar. Bunun fiyatı 15.220'ymiş. Biz bunun yanına bir ikili daha yerleştirdik. Bayağı bir duvarı dolapla kaplamış olduk. Biraz enerji topladım. Tam 10.72'ye gelmişken kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu buz kaplarını gördüm. Böyle tipleri çok tatlı görünüyor ama hoş, bu bizim aldığımızdan bir tık farklı. Silikonu biraz daha kalın. Biz de buradan buz kalıpları almıştık ama işkence yani. İçindeki buzu çıkarmak işkence, dolaba koymak işkence. O yüzden daha sonra Trendyol'dan böyle yuvarlak buz kalıpları aldık. Şimdilik iyi gidiyor. Buharda pişirme aleti var burada, 90 lira. Bazen böyle bazı ürünler bu Trendyol'daki ucuz yol ürünlerden bile daha uygun fiyatlı oluyor burada. Mini çam ağaçları var. Bunlar 99 liraymış. Mikrofiber bez gelmiş. Üçlüsü 48 lira. Bayağıca büyük, hem kesme hem sunum tahtası olabilecek bir ürün var. 600 lira. Şu ürün 600 lira olan bence bayağı güzel de görünüyor. Çok amaçlı kullanılabilir. IKEA'nın bıçaklarını biz çok beğeniyoruz İsrail'le birlikte. VMF'den bir bıçak seti almıştım. Ondan daha kullanışlı olduğunu teyit edebilirim. Şurada litrelik beherler var. Bunları da ben sürahi olarak kullanıyorum. Vazo olarak kullanıyorum. Güzel oluyor. Burada farklı boyutlarda kek kalıpları var. Böyle desenli. Şu kek kalıbı kaçlısı ki bu? 149 lira. Biraz pahalı geldi bana. 350 lira. Şu minik olan için. Bu fiyat caiz midir? Şu süzgeç 58 liraymış. Bayağı iyi fiyatı. Ha şöyle ikili set mi bu? Ha yok, boy boy göstermiş hepsini. 3 boyu var. Şunlar un eleme. Un eleği. Ha şöyle bu takılmış. Şöyle bir buradan koyuyorsunuz. Buradan ununuz eliyor. Un elenince ne oluyor? Kekleriniz, ekmekleriniz daha kabarık oluyor. Bu limon sıkacaklarının böyle çelik gibi, metal gibi olanını görmüştüm ama onun limonun asidiyle parçacıkları, üstündeki boyası sıyrılmıştı. O yüzden plastik arıyordum. Çok iyi oldu. 53 liraymış burada fiyatı. Şu ürün neymiş? Bir şey, elma, armut bir şey soracağı galiba. Bu sebze dilimleyiciymiş ikili. Şimdi böyle bir şeye ihtiyacım yok. Şöyle farklı bir soyma şeyi gelmiş ürünü ama tipi çok güzelmiş. Fiyatı yazmıyor, kodu var. Bunlar benim favori ürünlerim zaten. Bu ürünün daha önceki gelişinde kocamanını almıştım. Onu marulları, rokaları yıkayıp kaldırıyorum. İçine de tabii peçete koyuyorum bol bol nemini emsin diye. Bayağı uzun süre, yani neredeyse 2 hafta kadar gidiyor. Burada o ürünün farklı boyutları var. Camı da var bende, plastiği de var. Hangisi işinize geliyorsa. Mesela bu cam ikili saklama kabı. Ama bunların renkleri, şunun renkleri gıdalarınkiyle soluyor biraz sanki. Bakayım o devasa boyutu var mı burada ürünlerin. Bunun kapağının fiyatı, altının plastik kap 31 lira, kapağının fiyatı kaç olmuş? 38 lira, 70 liraya geliyor ikisi. Az da değil şimdi. Altın çatal bıçak seti gelmiş ama çok zarif. İçinde 24 adet, 6'şar tane hepsinden var. Şöyle fiyatı 1500 lira. Yani
Jumbo'daki fiyatlara göre bence gayet iyi. Hangisinin altını? Galiba şu ürünün altını. Ama şu çatalın şu kısmı çok uzun değil mi? Sizce de. Altın olmayanı, gold detaylı olmayanı, metal olanın fiyatı 800 lira. Şu siyah olanı da 1500 lira. Ama hoşmuş. Buralar zaten hepimizin aşina olduğu bölümler. Yavaş yavaş fiyatları okuyabilmek adına gidiyorum. Şu 2 adet plastik sos şişesi 55 liraymış. IKEA'nın hep olan ama renkleri değişen tabaklar. Benim de aldı onları. Şöyle yemek takımı olarak da var. Bu yıldızlar çok güzelmiş. Yukarıda gördüğünüz pirinç tepsinin fiyatı 280 liraymış. Burada farklı servislikler gelmiş. Bunun fiyatı 80. Bu da aynı 80. Şöyle asimetrik kesimli bir ürün var. Bu da yeni. Bu 40 lira. Bunun fiyatı düşmüş 22. Şöyle bir renk var. Bu da çok hoş. 55. Biraz daha ketenimsi. Şu görmüş olduğunuz altılı şarap kadehinin fiyatı 74 liraymış. Bayağı uygun. Karaf aldım, alıyorum, almak üzereyim derken 330 liraya çıkmış fiyatı. Bu kokteyl kitleri 290 liraya çıkmış. Ben 160 liraya falan almıştım. Yani alışıyor muyuz? Alışamıyoruz ya, her seferinde şaşırtıyor. Şu bardaklar çok hoşuma gitti. Zaten ben bu deseni çok severim. Boyutu da böyle su içmek için dolu dolu. Alsam mı acaba dedim ama 43 liraymış tanesi. Benim bugün IKEA'ya gelmemdeki neden aslında perde bakmaktı. Bakalım bu storların boyutları bizim eve uyacak mı? Beğeniyorum böyle tatlı. Ama temizliği nasıl olur bilmiyorum. Bir bakalım burada. Bizim bir tane karanlık oda var. O odaya koymak için bir perde arıyorum. Karanlık oda için şunu düşündüm. Böyle bayağı ışık geçiriyor aslında. Şey bir özelliği yok. Karartma özelliği yok ama işimizi görür diye düşünüyorum. Nasıl duruyordu? Ha, böyle durdu. Şöyle fiyatları yazıyor. Ben 140'a 195 olanını aldım. 660 lira fiyat. Tor perdeyi aldım. Bu taraflarda çok zaman geçirmeyeceğim. Bugün ilginç bir şekilde çok kalabalık. İş saati olmasına rağmen. O yüzden bu aksesuarların olduğu bölüme geçeceğim. Arkadaşım da bir sipariş vermişti sevgili Özden. Bakalım onun siparişi mevcut mu? IKEA'ya gelen çamaşır sepetine bakın çabuk. Çok eğlenceli, çok tatlı. 1400 TL olması dışında her şey çok güzel. Şöyle farklı sepetler de gelmiş. Oo, kaza yaptık. Şunu kaldıralım. Kazamızı telafi edelim. Şöyle bol bölmeli bir kutu var. Makyaj malzemeleri falan koymak için çok güzel. 270 lira. Renkleri çok güzel olan şöyle vantuzlu duvar rafı var, kutusu var. Bunların rengini çok beğendim. Hatta böyle set olarak bile çok güzel. Şu ürün 429 lira. Bu 25 litre. Bu 50 litre. Bunun bir de 32 litresi mi vardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ama bunun içindeki bölmesi yok. Diğerinin içinde bölme var. Onu anlayamadım. Aynı ürünün bir de metal olanı var. İki katı fiyatında. 1000 kaçmış? 1100 lira fiyatı. İçinde yine iki farklı bölme var. Ama bunun dışı çok mu elize olur? Bilemedim. IKEA'nın tuvaletlerinde olan ürün buydu. Burada buldum. Şunun yerine ben yine diğer metal olanı almaya karar verdim. Fiyatı şu gün yüksek gelse de
Ben bunu ömür boyu kullanacağımızı düşündüğüm için plastiktense bunu almayı tercih ediyorum. Şu organizerlere bayılıyorum. Resmen eve yerleşebilmende en büyük yardımcılarım. Yazın kışlıkları, yakışın yazlıkları falan hep bunlarda saklıyorum. Ve hani dışarıdan havayla teması olmadığı için taş gibi hiçbir şey olmadan da duruyorlar. Buraya bir gün gelip sadece aydınlatma bölümünü gezmem lazım. Şunlardan böyle birkaç tane alıp yemek masasının üstüne sarkıtsam dedim ama daha büyük bir şeyler olmasını tercih ediyorum. Şurada bakın yılbaşı tüsleri var. 129 lira fiyatı. Biz şu yola gidelim bakalım. Güzel bir masa lambası gördüm. Altı böyle seramikten, zaten dizaynı farklı birine ait. IKEA'nın kendi designerlarından biri değil anladığım kadarıyla. 919 liraymış fiyatı. Böyle bir ürün de var yine. Wow. 450 liraya şöyle gaz lambası formunda IKEA'nın masa lambası. Çok beğendim bunu. Şuradan yanıyor diye düşünmekteyim. Ay çok tatlı. Şöyle şuradan kapatıyorsunuz. 450 lira. Fiyatı da iyi. Şu mantar masa lambası da beğeniyorum. 200 lira. Şöyle bir şey nasıl olur ya? Çok mu abartı? Aslında farklı bir hava katabilir ama bunun 2-3 boyu olsaydı mesela bu 329 liraymış, gayet uygun fiyat ama şu içindeki kabloyu falan ekstra alıyorsunuz. Ha, şurada farklı bir modeli var. Çok güzel. Farklı bir rengi var. 249 liraymış sarkıt lamba abajuru. Bu 150 lira olan ne? Ha, kablo seti de 150 liraymış. Şöyle burada aynısının beyazı var. Bunun fiyatına bakalım. Bu da 259 lira. Farklı bir kombinasyon. Aslında şu ikili set olabilir mi acaba? Bu 1240, bu 719 lira. Ve böyle formları yumuşak ve benim evin renklerine uyabilecek şekilde. Bunu evde değerlendireceğim. Ani bir karar vermek istemiyorum. Jüt halısının son güncel fiyatları 133'e 195 1500 lira, 160'a 230 1800 lira, 200'e 300, bu boyutu yeni gelmiş olabilir, daha önce görmemiştim, 2800 lira. Biz de evimizde bu orta boyunu kullanıyoruz giyinme odasında. Tabi ilk etapta çok fazla kırçıl döküyor. Halının hem üstü hem altını kaldırdığınızda o kırçılları net olarak görebiliyorsunuz. Ama yıkandıktan sonra kendine geliyor. Aksesuar bölümüne giriş yaptık. Bu 50'ye 50 çerçeve normalde IKEA'da yoktu. Ben de Remo'dan aldığım, Remo'nun yeniden yorumladığı nazar boncuğu çizimine bir çerçeve arıyordum. Yaptırmayı falan düşünüyordum ama gerçekten ayağıma geldi. Beyazımı, siyahımı. Şimdi tek karar vermem gereken o. Şurada farklı boyutlarda olanları da var. 50'ye 70. Kaliteli bir yeri. 50. Çerçevelerle şöyle bir duvar yapılmış. Yılbaşı konsepti burada da devam ediyor. Yine burada çerçeveler, çerçeveler. Aynı alışverişini artık ben IKEA ve Zara'dan azat ettim. En son Zara'dan almıştım. Bu sefer girişe böyle dresuar ve aynalı bir şey yapmak istiyorum. Onu
Trendyol'dan alacağım gibi. Çünkü fiyatlar burada yüksek. Tripodumu getirmedim. Utandığım için böyle toplu alanlarda. Şöyle bir aydınlatma var. LED dekoratif aydınlatma 240 lira. Şu an yanacak mı? Şarjda çalıştığını gördüm ama nasıl yandığına dair bir fikrim yok maalesef. Tabii ki de kırmızı mum olmazsa olmazdı. Yılbaşı sofralarına özel. Şu vazonun harikalığı peki. El yapımıymış. İncecik bir cam. Fiyatı 350. Şunu 200 vermekse buna 350 vermeyi tercih ederim. Yapay bitkiler var. Böyle bir şey almak istiyorum. Aslında kurutulmuş okaliptüs alacaktım vazonun içine ama onu bulamayınca, bir de o dökülü dökülü veriyor anladığım kadarıyla. O yüzden çare, aslında hiç sevmiyorum da yapay bitkilerde. Bunlar çok da yapay durmuyor. Ama yapay. Ama durmuyor. Ama yapay. Vazolar, derya denizi. Yeni bir ürün gelmiş. Bayağı güzel. Hatta iki boy olarak gelmiş. Bu saksı gibi, daha çok vazo gibi değil de. Şöyle bir boyu. Şu da bir diğer boyu. Benim beğendiğim, favorim olan ürün. Şöyle koyalım şunu da içine. Baksanıza da çok tatlı süslemişler yani. Onun için süsler de var. Ürünün yapay olduğunu uzaktan kim söyleyebilir ki? Şu kaktüs bayağı iyiymiş. İndirimde şu anda. Bakalım fiyatına. 450'den 330'a düşmüş. Ha, setinin fiyatı şöyle üçlü bir set olarak satılıyor. Şu saksıdan aldım geçen. Eve giderken ufacık bir yeri çatlamış. Üzüldüm. Geçen sefer de gördüm. Çok tatlı. Bitkileri sulamak için. Aa, çok güzel de bir saksı gelmiş. Gri renk olması dışında çok hoş. H&M'le fiyatı yaklaşık aynı sanırım. Orada da bu fiyattı. Ha, sadece bunu. Şu ürün 99 liraymış. Özlenciğim sipariş verdi. Online'da bulamamış. Şöyle metalden bir yılbaşı ağacı. Evine böyle koca koca ağaç kurmak istemeyenler ya da toz alerjisi olanlar, astımı olanlar ama Christmas ruhunu evinde yaşamak isteyenler bunu değerlendirebilir. 250 TL fiyatı var. Ürün şöyle satılıyor. Şu şekilde satılıyor. Ay, ginger house var mı acaba? Evet. Al. Bu çok iyi ya. Bunu yapabiliriz arkadaşımla. Ama bunlar evde de yapılabilir. Muhtemelen çok şeker içeriyordur bu ürün. O yüzden seni evde kendim yapmayı deneyeceğim. Şeker yerine hurma falan kullanırım. Alışverişimi yaptım. Eve dönüyorum. IKEA çok kalabalıklı ve gerçekten çok yoruldum. Aldıklarımı muhtemelen bir sonraki videomda genel ev alışverişi olarak gösteririm. Çünkü Zara Home'dan falan da alacak olduğum birkaç şey var. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ev, dekorasyon, güzellik, bakım, alışveriş beni takip edebilirsiniz. Instagram adresimi de şuralara buralara ekliyorum. Oradan da ilginizi çekiyorsam bir inceleyebilirsiniz. Eğer benden istediğiniz farklı içerikteki videolar olsa aşağı yorumlara bırakın. Hepsini tek tek okuyorum ve inceliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Trafiğe kalmadan eve kaçmam lazım.